Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, ben cübbesiz bir kardeşiniz olarak, bir abiniz olarak uzun zamandır sizlere uydurulan din ile Kur'an'daki dinin arasındaki farkları göstermeye çalışıyorum. Mevcut din adamları hangi tarikat ya da hangi cemaate bağlı olurlarsa olsunlar, Kur'an'ı hiçe sayarak, ayetleri görmezden gelerek size anlattıkları birçok konu var. Bu konulardan en önemlilerinden birisi, bildiğiniz gibi, şefaat inancı. Şefaat inancı, ahirette, mahşerde önce Resul, daha sonra şehit, evliya, ulema, alim, bebek, hatta bazı hadislere göre, ki sahih hadisler bunlar, cenaze namazında eğer 40 kişi bu ölen merhum şefaatçi olsun derse, onun bile şefaatinin kabul edileceği bir şefaat inancına inanılıyor. Düşünün, liste o kadar uzun ki, böyle cehenneme gitmek imkansız. Hafız 70 kişiye şefaat eder. Düşünün. Cenaze namazında eğer toplu halde şefaatçimiz olması için dua edeceğiniz kişinin bile şefaatinin kabul edileceği bir şefaat inancı var. Biz de şefaate inananlara diyoruz ki, bak kardeşim, şefaat kime lazım? Cennetliye mi lazım? Cehennemliye mi? Eğer cennetliye lazımsa ne gerek var? Adam zaten cennetlik. Şefaate ihtiyacı mı var? Hayır, cehennemliğe şefaat lazım ise, Rahman ve Rahim olan Allah'ın mahkeme-i kübrasında, terazide günahı ağır gelmiş, cehennemi hak etmiş birisine cennet için ricada bulunacak olan kişi, makam ya da aklınıza her ne gelirse, Allah'tan daha fazla Rahman ve Rahim olması lazım. Şimdi bu hakikati bilen insanlar, insanlara şefaati kabul ettirebilmek için, Allah zaten şefaat edecek, ona aracı kılacak. Allah şefaat edecek ise onun günahlarını affeder. Terazide neden ağır gelsin? Eğer günahlarını affedecek ise terazide zaten ağır gelmez. Allah onun günahını bağışlamıyorum diyorsa, bağışlamıyorsa, vaadinden asla dönmüyorsa, Allah'ın vaadinden dönmediğini bildiğin halde sen kimle kimi kurtarıyorsun? Ramazan'da iki minare arasına "Kurtar bizi ey Allah'ın Resulü" yazanlar, Allah'ın Resulü sizi kimden kurtaracak? Şefaat ya Resulallah. Şimdi şefaat ya Resulallah'ı yurdumun insanı Allah'tan istediğini zannediyor. Allah'tan istemiyorsun kardeşim. Orada yazan Resul'den istiyorsun. Ya Resulallah dedi, Allah'ın Resulü demek. Şimdi Konakçı Hoca'nın düz mantık felsefesiyle şefaati izah etmesini dinliyoruz. Bakın şefaat inancını nasıl savunuyor. Şefaat için de aynı denklemi yapabilirsiniz. Kur'an'da şefaatin olduğuna dair ayetler var mı? Var. O yok diye size gösterdikleri ayetler kafirler arasında konuşuyor. Size ayetin önünü söylemiyor, sonrasını da söylemiyor. Bak diyor, şefaat yokmuş diyor. Kimsenin kimseye faydası olmayacak diyor. Evet arkadaşlar, kimsenin kimseye faydası olmayacak diyenler biziz. Ama kurduğumuz cümle İnfitar suresi. İnfitar suresi 19 ayetlik bir sure. Mübarek Rabbim konuşturuyor işte, elhamdülillah. Sağa sola çekecekleri bir sürü ayet varken öyle muhkem bir ayet veriyor ki, sure muhkem bir sure. İnfitar suresi 19 ayet. İlginçtir. 17. ve 18. ayet de birbirinin aynısı. İnfitar suresi 17, 18, 19. Lütfen siz hepsini okuyun. Lütfen. 19 ayet, yani 19 cümle. 19 Kur'an cümlesi. Bakın bakalım kimden bahsediyor? Kafir, müşrik nerede var? Allah Zülcelal'i Resulüne diyor ki, ey Resulüm de ki diyor. Bir saniye müsaadenizle açayım.
Siz kendiniz şuradan, evet, şöyle, evet, şu. Bakın arkadaşlar, İnfitar suresi. Hemen internetten çıkarttım. Bakın ne diyor. 17, 18, 19. Resulüm, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin? Sonra bilir misin sen nedir o hesap ve ceza günü? 17. ve 18. ayette Allah Zülcelal Resul'e diyor ki son saat, son gün, hesap günü nedir bilir misin diyor. Hesap gününün tarifini yapıyor. Mahşerin tarifini yapıyor Allah. Allah Zülcelal bize bakın ne diyor. Son ayet. Şuradan biraz büyüteyim. Bakın son ayet ne diyor? O kimsenin kimseye faydası olmayacağı bir gündür. O gün bütün emir, hüküm ve yetki yalnız Allah'ındır. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Allah diyor ki o günün ne olduğunu sen bilir misin diyor. O günün diyor ne olduğunu sen bilir misin diyor. Bilir misin diyor o gün nasıl bir gündür. Sonra da diyor ki hiç kimsenin hiç kimseye zerre miktar faydasının olmadığı gündür o diyor. Hiç kimsenin hiç kimseye faydası yok. Hiç kimsenin hiç kimseye faydası yok. Fakat Konakçı hocamız ne diyor? Şimdi açalım. Bakın. Şimdi ayeti bizim ağzımızdan söylüyor elhamdülillah. Hiç kimsenin kimseye faydası olmayacak diyorlar. Evet biz diyoruz. Devam edelim. Vay arkadaş yukarıda bak kafirlerden bahsediyor. Onlara faydası yok zaten bu işin. Bakın kafirlere şefaatin faydası yokmuş. Müslümanlara mı faydası var? Kafir o zaman şefaat Müslümana lazım. Hangi Müslümana lazım? Münafık diyemezsin. Çünkü Kur'an'a göre münafık kafirden beter. 63. sure münafıkın suresi. Allah Zülcelal ne diyor? Şeytan der ki diyor. Ben sizin kadar haddi aşamam. Şeytan münafığa söylüyor. Ben sizin kadar haddi aşamam diyor. Bakın şimdi devamında ne diyor? Efendimiz şefaatin yoktur diye bir tane hadis var mı? Zayıf bile olsa yok demek. İşte bu da kendi putundan haberi yok. Diyor ki zayıf bile olsa diyor şefaatin olmadığına dair bir hadis var mı diyor. Yok mu? Yok mu? Hakikaten şefaatin olmadığına dair bir hadis yok mu? O zaman ben bir tane hatırlatayım. Hiç kimsenin duymadığı, hiç kimsenin bir yerde okumadığı, hiç kimsenin işitmediği bir hadis söylüyorum. Bakın bu hadisi hiçbir yerde duymuş olamazsınız. Zaten duysanız adam bilir. Çok nadir bir hadis veriyorum arkadaşlar. Nedir o hadis? Şefaatin olmadığına dair hadis. Çok nadir. Onun için o da bilmiyor. Ben biliyorum. Söyleyeyim bakın. Resul buyurdu ki, ey kızım Fatıma, baban peygamber diye güvenme, o gün ben de sana yardım edemem. Duydunuz mu? E tabii ki duydunuz canım. Bunu duymayan mı var? İroni yapıyorum. Bu cemaatini salak yerine koyuyor ya, ben de safa yatıyorum. Peygamber kızına bile kefil değil. Ne olacak şimdi? Hani şefaat vardı? Bir taraftan bakıyorsun, peygamber yaşarken şefaate gerek yok. 10 kişi cennetle müjdeliyor. Şefaate gerek yok kardeşim. Biz adamlara şefaat yoktur diye kabul ettirmeye çalışıyoruz. Şefaat yoktur. Ne ekersen onu biçersin. Anlatmaya çalışıyoruz. Adamlar level atlamışlar. Ya şefaate gerek yok ki adam zaten cennetle müjdelenmiş. 10 kişi. Bu insanlar böyle işte. Şimdi gelelim Ahkaf 9'a. Ahkaf 9 ne arkadaşlar? Ahkaf 9'u göstereyim ben size. Bakın şuradan. O da harika bir şey. Ayet. Şöyle. Buyurun. Bakın. Bu berceste bir ayettir arkadaşlar. Yani deste başı bir ayettir. 46. Ahkaf suresinin 9. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki de ki ilk Resul ben değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Şuradan görün. Bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Ben yalnızca
Bana vahyedilene uyuyorum. Ben yalnızca apaçık bir uyarıcıyım. Tefsirci değil. Uyarıcı. Neyle uyarıyor? Kur'an ile uyarıyor. Elçinin görevi Kur'an'ı tebliğ etmektir. Kur'an'ı iptal etmek değil. Ne diyorlar? Sağlam hadis ayeti nesh eder. Uygulama varsa ayete bakılmaz. Haşa. Haşa. Uygulama ya da hadis dediğiniz şey Hureyre ve Buhari'nin iftirasıdır. Allah Resulü Kur'an'ın ayetini iptal edecek ne bir uygulama ne de bir söz söylemiştir. Söyleyemez. Söylerse şah damarından yakalanır. Şimdi bakın, bitiriyoruz şeyimizi, videomuzun sonunu. Bir bakayım. Şefaat için de aynı denklemi yapabilirsiniz. Evet. Kur'an'da bak diyor, şefaat yokmuş diyor. Kimsenin kimseye faydası olmayacak diyor. Evet. Vay arkadaş, yukarıda bak kafirlerden bahsediyor. Onlara faydası yok zaten bu. Arkadaşlar lütfen İnfitar suresini inceleyin. Sadece 19 cümle, 19 ayet. Göreceksiniz. Bütün insanlığa hitap eden bir suredir. Muhatabı sadece kafir ya da sadece münafık ya da sadece fasık değildir. Ki münafık, kafir, hakikatin üstünü örtene denir. Kefer. Gerçeğin, hakikatin üstünü örtene denir. Gerçeğin ve hakikatin üstünü örtenler de zaten bunlar. Bunlar birçok gerçeğin üstünü örten insanlar. Bakın ne diyor? Efendimiz şefaatin yoktur diye bir tane hadis var mı? Zayıf bile olsa yok. Demek ki var. Tabii demek ki var. Var diye bir sürü hadis şerif var. Gördünüz değil mi? Arkadaşlar işte bu insanlar bunu neden yapıyorlar? Şefaat listelerinde kendileri de var. Alimler şefaat edecek. Bunlar da alimler de peygamberlerin varisidir. Veraset makamından böylece kendilerine de pay çıkartabilmek için savundukları ayettir. Bakın şefaatle ilgili ayetleri lütfen inceleyin. Zümer 43-44, 39. surenin 43 ve 44. ayeti şefaatin tamamının Allah'a ait olduğunu söylüyor. Sayısız ayet vardır. Fakat bunu her konuda yapıyorlar. Mesela Bakara 80. Cehennem ateşi bize sayılı gün dokunacak diyenler. Siz Allah'ın söylemediği bir şeyi neden söylüyorsunuz derler. Bunlar da der ki hayır, cehennem ateşi bize sayılı gün dokunacak. Günahlarımız kadar yanacağız, sonra da çıkacağız derler. Delilin ne? Ama cehennemin sonsuz olduğuna dair sayısız ayet var. Allah mecaz da kullanıyor. İlelebet diyor, sonsuza kadar diyor, ikametgah diyor, yerlerle gökler yerinde durduğu sürece diyor. Deve ya da halat iğne deliğinden geçmediği sürece siz orada kalacaksınız diyor. Günahları hafif gelenler, masum bir insanı öldürenler. Ama bunların maalesef Kur'an'da olmayan sayısız konu üzerinden hadisler yolu ile gittikleri netice var. Arkadaşlar, herkes bunları bilmiyor olabilir. Siz daha önce öğrenmiş olabilirsiniz. Daha önce duymuş olabilirsiniz. Ama lütfen abone olun ve paylaşın. Abone olarak, paylaşarak ya da arkadaşlarınıza, dostlarınıza tavsiye ederek bu din üzerinden insanlara, bu yalanları söyleyen insanları deşifre etmemize yardımcı olun. İnsanlar Kur'an'a dönsünler, Kur'an'a sarılsınlar, tarikat ve cemaatlerin elinden kurtulsunlar inşallah. Selam ve dua edin.